Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok güzel bir ceket çalışması yapacağız. Ceketimizi bebe yaka olarak ördüm. 0-1 yaş arasındaki bebeklerimize çok rahatlıkla olabilecek ölçüde. Şöyle arkasına bakalım. Arkasından yine yakamızın devamını görmekteyiz. Yakamızı kaldırdığımız zaman robamızı beyaz rengimizle ördüm. Gövdemi ise nar çiçeği rengiyle ördüm. Yine kollarımızda da birkaç sıra beyaz rengimizi ördükten sonra Nar çiçeğimizde ördük bilek kısmındaki lastiklerimizi yine beyaz ve bel lastiğini beyaz rengimizde örerek ceketimizi tamamladık. 3 düğmeli olarak ördüm. Alt kısımlarında düğme kullanmadım. Evet, şöyle. Ölçülerine bakalım. Daha sonra da birlikte yapalım. En üst kısımdan tutuyorum. En alt bölüme kadar 31 santim. Ceketimin uzunluğu kol altından ölçüyorum. Kol altından ise 19 santim gövde uzunluğu. Gövdenin genişliğine bakalım. Kol altından diğer kol altına kadar 24 buçuk santim gövde genişliği. Kolumuzun ölçüsüne baktığımızda ise 16 santim de kolumuzun uzunluğu. Evet. Ben e, bu ceketim için bir tane nar çiçeği kullandım. Biraz kaldı ve bir tane de beyaz rengimi kullandım. Her ikisinden de biraz biraz kaldı. Evet. Hemen kolay gelsin diyelim ve bu güzel ceketimizin yapımına geçelim. Kolay gelsin. Yeleğimizin roba kısmını örmek için minik yuvalar hazırlayarak başlıyoruz. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını bir defa dolayıp ilk zincirin bulunduğu yere geliyorum. 1 2, 3 defada çıkıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bu kez her ikisinin birleşme noktasına yandan giriyorum. 1, 2, 3 defada çıkıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Birleşme noktasındaki iki katın arasından giriyorum. Şöyle bakın. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını bir şurada birleşme noktasına girerek 1, 2, 3 defa da alıyorum. Ve bu şekilde minik yuvalarımızı kurarak yeleğimizin roba kısmı için ilk sıramızı oluşturuyoruz. Ana renk olarak beyazımı kullanmaya karar verdim. Ve aynı işlemlerimi ben beyazımla örmeye devam ettim. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22 ve 24 tane kutucuk bize yeterli olacak. 24 kutucuğumu bu şekilde hazırladım. Şimdi bölümlerini ayırarak örmeye başlayabiliriz. 24. ve son kutumuzu bu şekilde kapadıktan sonra bakınız. Şöyle tığımın başıyla araya giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve başlıyorum. 1 2, 3, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum, yuva içerisine girerek 1, 2, 3. Tekrar tığımın başını doluyorum, 1, 2, 3. 3 tane trabzanımı, birincisi zincirdi, ardılar da örüyorum. Araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum, yine yuva içerisine bakınız, içerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. Bu ilk önümüz. 2 ve 3 Tekrar tığımın başında doluyorum. Diğer kutucuğa üç tane daha trabzanımı örüyorum. Daha büyük yaş grubu için örecek arkadaşlarımız bir yaş, bir bir buçuk, yani bu bir yaşa rahatlıkla olabilecek. Tabii kilosu fazlaysa. Bir kafes yani bir kutucuk daha ekleyebiliriz yani burada 3 değil de dörtte de devam edebiliriz Eğer daha büyük yaş gruplarına öreceksek burada üçlü grup değil de beşli grubumuzun olması daha güzel olacaktır yani artışlarımızı yapalım bu önümüzdeki elimde tuttuğum ölçü bir yaşına kadar olan çocuklarımız için 3 tane grubumuzu kafesimizin yani buradaki yuvamızın içerisine yerleştirdim Birinci, ikinci, üçüncü yuvamıza üç tane üçer trabzanla bölümü ördüm. Şimdi bölüm arası için şuraya giriyorum. Ve buraya da üç tane trabzanımı öncelikle bir örüyorum. İki ve üç. Üçünü ördüm. Burası kolumuzla önümüzün ayrım yeri olacağı için önümüzü üç tane olarak ördüm. Burası tam ayrım ve artış yerimiz. Üç trabzanımızın olduğu yere hemen iki zincirimi çekiyorum. Tığımın tekrar başını dolayarak buraya köşe noktasına 3 trabzan daha örüyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımız oldu. Görelim. Önümüze 3 tane grubumu ördüm. Köşemize 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı ördüm. Kolumuz için olan bölümümüzü örmeye başlıyoruz. Kolumuza da 4 tane trabzan grubunu öreceğiz. Her bir yuvaya bir tane grubumuz olacak. Bir. Bu birinci grubumu örüyorum. İkinci grubumu örüyorum. Bakın sadece üçer trabzan örüyorum ama buradaki hazırladığım yuvaların içerisine örüyorum. İki. Üç. Bakın köşeden sonra iki tane grup ördüm üçüncü ve dördüncü grubu da ördükten sonra kolumuz için olan bölümümüz de hazır olacak. Üçüncü grubumu ördüm. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve son grubuma yine zincir çekmeden başlıyorum. İki, üç. Kolumuz için bölümümüzü ördüm. Köşemizden sonra bir, 2, 3, 4 tane üçer trabzandan oluşan gruplarımızı ördük. Şimdi ikinci köşemizi örüyoruz. Hemen yandaki yuvaya giriyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. Şu ipimi rahatlatıyorum. 3. trabzanımı ördüm. Köşe olacağı için üzerine bir, iki tane zincir çekip aynı yuvaya tekrar girişimi yapıyorum. 2 ve 3 aynı yuvaya girdim ikinci köşemi de bu şekilde ördüm 3 tane önümüz için bir tane köşe 4 tane kolumuz için grubumuz var bir tane köşe şimdi arkamız için olan bölümü örmeye başlıyoruz yine gruplar arası zincir çekmeden yuvanın içerisine giriyorum ve arkam için 6 tane ayrı grubumu örüyorum Birinci grubumu ördüm. Diğer gruplarımı da öreyim. Köşemizden sonra 6 tane grubumu ördüm. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı grubumu ördüm. Şimdi arkamızdan devam eden bakınız. Arkamız için örgümüzde köşe örme yerine geldim. Buraya önce üçlü grubumu örüyorum. Diğer köşelerimde yapmış olduğum gibi 3 tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi ilave ediyorum. Aynı yuva içerisine girerek 3 trabzan daha örüyorum. 1 2 ve 3. Şimdi tekrar bakalım. Bakınız. Köşeden sonra 6 tane grubumu ördüm. 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. grubu. 6. gruptan sonra yeniden köşemi ördüm. Tıpkı burada ördüğüm gibi 4 tane de grubu kolumuz için öreceğim. Bir köşeden bir köşeye arada 4 tane grubumuz var. Şimdi başlıyorum. 4 grubun ilkini örmeye. 2 3 Bakın ilk grubu ördüm. Geriye kalan grubumu örerek kolum için 4 tane üçerli grubumu örüyorum. Köşemizden sonra birinci, ikinci, 3. dördüncü grubumu örüyorum ve ikinci kolumuzu da bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi kolumuzla önümüz arasındaki köşeyi de örerek başlıyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum son köşemizi yani dördüncü köşemizi de bu şekilde tamamlıyoruz 3 tane grubumuz kaldı ikinci önümüzü de bu üç grubumuzu örerek tamamlayalım gruplarımızın hepsini tamamladım Bakın bu şekilde oldu. Şöyle elime alıp daha güzel göstermek istiyorum. Beyaz olduğu için masamızda birazcık daha e, net görmeniz için. Üç tane grubumuzu ördüm. Bir tane köşe. 4 tane grubumuzu ördüm köşeden sonra 1 2 3 4 tane ve tekrar ikinci köşemiz 6 grubumuzu ördüm 1 2 3 4 5 6 tekrar köşe bu 6 arkamızda tekrar ikinci kolumuz 1 2 3 4 köşemize geldim ve son olarak 1 2 3 grupla önümüzü ördüm bu şekilde ilk sıramızı tamamladık şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz Burası trabzanımızı bitirdik Bundan sonra bir sıra trabzanla bir sıra kafeste olacak sıralarımız. Şimdi bu kafes sıramızdayız. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen şuradaki trabzanların hepsini atlıyorum. Şu aradaki boşluğu görmekteyiz. Buraya 3 tane trabzan örüyorum. 5 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Her iki grup arasındaki boşluğa girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, ve 3. 3 trabzanım ördüm. Araya zincir çekmiyorum. Diğer iki grubun arasına giriyorum. 1 2 3 Tekrar 3 tane trabzanım ördükten sonra zinciri yeniden çekmiyorum. Köşemizin bulunduğu yer bakın hemen köşemizin yanındaki trabzanımızın soluna bir grup daha örüyoruz. Köşemize gelmeden mutlaka bir grubumuz olacak ki artışlarımızı buradan yapıyoruz. Bakın 3 tane trabzan oldu. Şimdi köşenin bulunduğu noktadayız. Burada ise yine zincir çekmiyoruz. Direkt ortadaki iki zincirin içerisine tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. Köşelerimiz hep köşe olarak devam ettireceğiz. 2 ve 3. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Bakın ne kadar güzel ve kolay. Hiç zincir çekmiyoruz. Sadece köşelerde ikişer zincirimiz olacak. Şimdi bu köşemi ördükten sonra hemen köşemin dibinde bakınız. Köşemin dibindeki boşluğa tığımın başını doluyorum. Giriyorum. 3 trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Köşemizin sağındaki ve solundaki boşlukları mutlaka örüyoruz. Bakınız hem sağındakini ördüm hem solundakini ördüm. Tığımın başını doluyorum. Diğer grup aralarına giriyorum. Onlar zaten bir ile her üçerli grubun arasına zaten öreceğiz. Bakın diğer iki grubun arasındaki bölüme giriyorum. Örüyorum. Köşenin bulunduğu yere kadar örelim buraya yaklaşırken kalalım üçer trabzan örmekteyim Evet şu şekilde köşemizin hemen yanına örmüştüm 1, 2 3 4 5 tane ördüm diğer köşemizin hemen yanındaki bölümü de ördüm şimdi bu çiftli ördüğümüz köşedeyiz tekrar buraya yine çiftli olarak çalışacağız 3 tane trabzan 2 ve 3 araya 2 zincir 1 2 aynı yere yeniden 3 trabzanımızı örüyoruz 1 2 ve 3 Evet bakınız hem önümüzü hem de kolumuzun ikinci sıralarını örerek geldim artışlarımızı da bu şekilde yaptık eğer herhangi bir şekilde takılırsanız şu şekilde durdurarak bakabilirsiniz şimdi arkamıza başlıyoruz arkamızda ve diğer bölümlerimizde de aynı çalışmamızı yapıyoruz hemen köşemizin dibindeki bakınız ilk boşluğa giriyorum bütün gruplar arasındaki boşluklara arasına zincir çekmeden üçer trabzanımızı örüyoruz. Bakın iki grup arasındaki boşluğa giriyorum hep üçerli üçerli gruplar arasına şuraya giriyorum tekrar 3 tane trabzanım burası arkamızda köşeye kadar her bir grup arasına yani buraya 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 buraya, buraya örüyoruz üçer üçer gruplarımızı örelim ve arkamızda tamamlayalım Arkamızı da tamamladım. Gruplarımıza 3'er üçer, üçer ördüm. Aralara bakın. Şöyle elimle tutuyorum. Daha güzel görünsün diye. Hemen köşemizin yanı başındaki 3 tane trabzanımı da ördüm. Köşeye giriyorum. 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. 2 zincir, 3 trabzan. 1, 2, 3. Evet köşeyi ördüm. Şimdi kolumuza geçiyoruz. Hemen grubumuzun önce dibine yanına bakınız her bir 3 arasına örerek ilerliyorum. Tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. Çok kolay. İnşallah hiçbir şekilde kafanız karışmadan rahatlıkla akıcı bir şekilde örerek ilerlersiniz. Evet örmeye devam ettim ben kolumuzun bulunduğu noktayı tamamladım sonrasında köşemi ördüm hemen 3 tane trabzan grubunda önümüze örerek tamamladık ve ikinci sıramızı bütün gruplarımızı örerek tamamladım şöyle yere bırakmak istiyorum yaptığımız işlemimize buradan itibaren bakalım ilk önce kafesimiz var bakınız sonra trabzan gruplarımızı ördüm köşemizi ve köşemizin hem sağına hem sonuna yeni gruplarımızı ördük ve bu şekilde köşelerimizin arası gruplarımızı da örerek sıramızı tamamladık şimdi başlangıçta 5 zincir çekerek başlamıştık bitişte ise trabzanda bitiriyoruz tığımın başını doluyorum en sondaki zincirin zincirden çektiğim trabzanıma gelip batıyorum. 1, 2, 3. Bakın burayı da trabzan örerek kafes oluşturduk. Üçüncü sıramıza başlıyoruz. Bundan sonraki sıralarımızda bir sıramızı bu şekilde zincirle başlayıp trabzanla bitiriyoruz. Daha sonraki sıramızı ise direkt trabzan grubuyla başlıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. 3 zincirimi çektim. Arkasını çevirdim. Bakınız üçlü olarak örmüştüm. Bunu birinci trabzan sayıyorum ve buraya iki tane Trabzanımı da örüyorum kenarla birlikte toplam 3 trabzan sayısına ulaşıyorum zincir çekmeden hemen gruplar arası boşluğa buraya 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 örüyorum burayı da köşe olarak örüyorum yerlerimiz açık ve belirli İnşallah çok çok rahat öreceksiniz inanıyorum Allah işlerinizi rast getirsin inşallah hiçbir şekilde sıkıntı çekmeyin her konuda sadece örgü konusunda da değil her konuda inşallah evet hemen grubumun artış yerinin dibine kadar geldim ve bakınız artışlarımızı da görmektesiniz şöyle üçlü başladığım için buraya da üçlü yaptım kafesin için üçer üçer ördüm ve şimdi köşemizi örüyoruz ve bu şekilde örgümüzü devam ettirerek istediğimiz roba ölçüsü olana kadar örmeye devam ediyoruz ve büyütüyoruz. Her sıramızda artışımız oluyor çünkü. 2 ve 3. Hemen yanına örüyorum. Evet. Eğer takılırsanız videomuzu başa sarın. İkinci sıraya geçişimiz bir sonraki sıra ikinci sıraya geçişimiz gibi olacak. Bu sıramızı da yine bitirirken yine aynı 3 tane trabzanımızla bitireceğiz. Bitirmeyi de yapalım. Sonrasında yeniden geçişimiz, geçişimizi de çalıştıktan sonra biraz bir büyütelim. Üçüncü sıramızı örerek tamamladım. En son noktadayız. Bakınız köşemizi ördüm. Birinci, ikinci, üçüncü grubumu ördüm. Şuradaki kafesin içerisine dördüncü grubumu örmek için hemen giriyorum. Ve üç tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. Ve bu şekilde Trabzanla başlamıştık. Trabzanla bitiriyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İlk araya girerek 4. sıramızı da bu şekilde başlatıyoruz. Ve artışlarımızı yaparak biraz robamızı büyültelim. Aynı işlemlerin tekrarıyla robamı örerek büyüttüm. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm. 9 sıranın santim olarak karşılığını görelim. Şöyle tutuyorum. 9 santim karşılığına gelmekte. Şimdi işlemimizi nasıl yaptığımıza bakalım. Bir şöyle ilk kısımdan Başlayalım. Elimi de şöyle altına tutuyorum. Bakınız ilk önce 1-2-3 tane trabzan grubumuz olmuştu. Köşemizi örmüştük. Bir sonraki sıramızda bakın burada trabzanla başlamıştık. İkinci sıramızda kafes. Bir sıra trabzan, bir sıra kafes, bir sıra trabzan, bir sıra kafes, kafes, trabzan, kafes, trabzan şeklinde olması gerekmekte. Şimdi ikinci sıramızda yine 3 tane trabzan. Yine köşemiz ama kafeste başladığımız için burada bir artışı yapmış olduk. Diğer sıramızda 1, 2, 3, 4 tane trabzan grubu yine köşemiz. Kafeste başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Diğer sırada 1, 2, 3, 4, 5 yine köşemiz. Yani bu şekilde bir sıramızda trabzan, bir sıramızda kafes olarak başladık. Artışlarımızı köşemizin sağından ve solundan yeni trabzanlar kurarak ördük. Bakın şöyle elimi tuttuğumda da yeni trabzanların yerleri çok güzel belli olmakta. Aradaki trabzanlar aynı şekilde devam etmekte. Şöyle görelim. Evet yeteri kadar büyüttükten sonra artık kol birleşmesini yapıp gövdemizi yalnız örmeye başlayabiliriz. Onun için ben sıramı Yeniden başlattım yeni sıramı kolumun altına bulunduğu yere kadar geldim ve köşemin bir tane üçlü grubunu ördüm ikincisini örmedim. Köşemizin ikincisini örmeden birleşme işlemini yapıp diğer arkadan örmeye devam edeceğiz. Şimdi yaptığım işlemi bakalım. Yine aynı şekilde örerek geldim. Kafesimle başladım. Devam ettim trabzan gruplarımla. Tam köşeme geldim. Köşemin ilkini ördüm. Ve buraya iki tane zincirimi çektim. Bir tane daha ilave ediyorum. Toplamda üç tane zincir. Bir tane de kol altına modelimi kurmak istiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra diğer köşemin bulunduğu yere geliyorum. Bakın şöyle kolumuz bir köşemizin bulunduğu yer diğer ise şurası. Bunu büküyorum şu şekilde 3 zincirden sonra tığımın başını dolayarak köşe noktasına giriyorum ve 3 tane trabzanımı örüyorum. Ve kolumu bu 3 trabzanla birleştirmiş oluyorum. Şöyle görelim bakınız önden örerek geldim 3 zincir çektim kolumu büktüm ve köşesine geldim 3 trabzanımı ördüm araya zincir çekmeden arkadan üçer trabzan örerek diğer köşe ayrım noktasına kadar trabzanlarımızla ilerleyelim kolumun birleşme noktasından arkamızı örerek geldim üçer trabzan üçer trabzan şeklinde buradan Köşemin bulunduğu noktadayım şu anda artışlarımızı yaptığımız yerden hemen buraya 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 bu ana kadar ikili çalışmıştık yani 2 tane trabzan grubunu örmüştük. Birleşme noktasında ise tek grubumuzu örüyoruz. Yanına 3 tane bir çekiyorum ve kolum için ördüğüm bu bölümü şuradaki diğer çiftli bölümü elime alarak büküyorum. Ve yine bu çiftli grubun içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum ve ikinci kolumu da bu şekilde birleştirmiş oluyorum. 3 tane buraya ördüm. Şu kısma şöyle netleştirelim görelim. 3 zincirimi çektim. Tekrar bakınız ikili gruba yine 3 tane trabzanımı ördüm. Devam etmekteyim. Sıramı tamamlayana kadar üçer üçer trabzanlarımızı gruplar arasına örelim. Gruplar arasındaki bu boşluklarımızı. Birleşme işlemimizi yaptıktan sonra trabzan gruplarımızı örerek sona kadar geldim ve en son kafesimle tamamladım. Şimdi e, yaptığımız işlemimizi görelim. Şöyle düzelttim bakınız. Yaptığımız işlemimiz bu oldu. Şöyle kol altından üçer zincirle birleştirdik. Çok çok güzel oldu robamız arkasını da çevirip bakalım şimdi gövde bölümünü örmeye başlayabiliriz kafesimizi bitirdik şimdi demek ki trabzanımızın bulunduğu sırayla başlayacağız hemen 3 tane zinciri bitirdiğim yönde çekiyorum 2 trabzan da buraya örüyorum toplamda 3 trabzanımız oluyor başını doluyorum araya giriyorum kol altındaki zincir yerimize kadar işlemlerimizi şimdiye kadar yaptığımız şekilde tekrar ederek ilerleyelim. Araya zincir çekmiyorum hiç. Kendi aralığı yeterli oluyor. Kol altındaki zincirimizin bulunduğu noktaya kadar örerek geldim başlangıçtan itibaren. Şimdi 3 tane araya zincir çekmiştik. Bakınız burada yapacağımız işlem şu şekilde olacak. Tığımın başını doluyorum. Bu 3. trabzana bakın. 3. trabzanın tepe noktasına gelerek batıyorum. Ve 3 tane trabzanımı aynı yere örüyorum üçüncü trabzanıma battım ve üç tane yeni trabzan ördüm kolumun altını rahatlaması için tekrar tığımın başını doluyorum bu kez şu aradaki zincire yine batmıyorum bu kez de arka tarafın ilk trabzanına geliyorum üç tane de trabzanı aynı başlangıçtaki trabzan içerisine örüyorum bakınız şöyle İyice görürsün. Başlayarak geldim. Sondaki trabzanın içerisine 3 tane trabzan ördüm. Araya zincir çekmeden arkanın ilk trabzanın içine ise 3 tane trabzan ördüm. 2 tane grup buraya artmış olduk. Şimdi normal şekilde aralıklara, ara boşluklara örerek ilerliyorum. Her zamanki işlemimizi. Diğer kol altına kadar gelelim. Arkamızdan örerek geldim. Yine kol altına bulunduğu noktadayım. Tığımın başını doluyorum. Arkanın en son trabzanına gelerek batıyorum. 3 tane trabzanımı aynı trabzan içerisine örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aradaki zinciri hiçbir şey yapmadan ön tarafın ilk trabzan grubunun içerisine giriyorum. Yani gruptaki ilkine batıyorum üçünü aynı trabzan üzerine örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu kez araya girerek normal bir şekilde örmemize devam ediyoruz. Orası artışımızı, artışımızı yaptık. Kol altını rahatlattık. Evet şimdi başa kadar üçer trabzanlarımızı örelim. Sona kadar geldim. En son kafesimin içerisine 3 trabzanımı örüyorum 2 ve 3 bir tane zincir çekip ipimi buradan kesiyorum ipimi kestim şu şekilde Evet tamamladık gövdemizden de bir sıra ördük şimdi istediğimiz gibi renklendirme işlemimizi yapabiliriz istediğimiz sıralarda renk geçişlerini yaparak örebiliriz ben hemen nar çiçeği rengimle başlıyorum bir tane zincirimi çekiyorum İpimi kırdığım yerden başlıyorum bakınız ilk trabzanla batıyorum 1 2 3 4 4 ya da 5 tane çekebilirsiniz 4 çekmek istiyorum burada ipim bir tık daha diğer beyazımdan sanki kalın olduğu için ipimi büktüm ve giriyorum bir iplerimizin tabi aynı kalınlıkta olmasına dikkat edelim 4 ya da 5 tane zincir çekip hemen burası kafes tarası olduğu için yuvaya girdim 3 trabzanım ördüm araya zincir çekmeden yine diğer bölüme girdim ve istediğimiz kadar sırayı renk değişiklikleri yaparak bu şekilde örmeye devam edelim ve büyütelim üçer üçer örüyorum. Evet, artık farklı bir işlem yapmıyoruz. Sadece bu şekilde sırası ile örgümüze devam ettiriyoruz. Renkli bölümümüzü sizlerle birlikte örmeye başlamıştım. Aslında başlarken örgüme birkaç renk olarak örmeyi düşünmüştüm. Sonrasında tek renk olarak çalışmak istedim ve bu şekilde devam ettim. Şimdi kaç sıra ördüğümüzü birlikte sayalım. bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 sıra ördüm yeterli oldu santim olarak şöyle bakalım renkli bölümü ölçüyorum sadece renkli bölümü 14 15 santim tamamını ölçtüğümde. Şöyle yüksekten ölçüyorum, 28 santim daha lastik örgümüzde olacak, onunla birazcık daha tabii ki büyüyecek şimdi. Bu dümdüz ördükten ve tamamladıktan sonra bakınız şöyle görmenizi istiyorum. Bir tane kafes trabzan, kafes trabzan, kafes trabzan şeklinde örüp bitirdim. En son trabzanımdan sonra erdi. Ben e, burayı çalıştıktan sonra kolumuzun bir tanesini de vaktim varken hazırladım. Kolumun bir tanesini ise Şöyle bakınız 3 sıra beyazımı ördüm. 3 sıra beyazımı ördüm ki şu şekilde e, durduğunda denk olsun, hoş dursun diye. Diğer tarafı da sizlerle birlikte bütün aşamalarına çalışacağız. Önce 3 sıra beyazımızı öreceğiz. Arkasından renklerimizi öreceğiz. Yani kırmızımızı öreceğiz, nar çiçeği. Bunu da dikkat ederseniz bakınız bir sıra ters yönden bir sıra düz yönde ters düz hepsini düz yönden örmedim. Örgümüzün buradaki görünümü bozulmasın diye. Burada da bir ters bir düz örgü örerek aynı formda tuttum her ikisini de. Evet şimdi kolumuza başlayalım. Zincirimi çekip düğümümü attım ve kol altından hemen örmeye başlıyorum. Bakınız kol altından şu kısma giriyorum şöyle bakın şuraya giriyorum. Bir iki üç tane zincirim çekiyorum. Buradaki kalan kısa ipimi bu tarafa alıyorum. Onu gizleme çalışmasında başlatıyorum. İkinci trabzanımı ördüm. Üçüncü trabzanımı ördüm. Buraya üç tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Bakın şuraya girmiyorum. Bir sonraki yere bakın. Direkt şu kısma giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Ve buraya giriyorum. Orayı tekrar göstermek istiyorum. Tabi aşağıya da batsanız olur. Hiç fark etmez ama çok bol bir kol istemiyorum. Şu tam birleşme noktasına battım. Şu dar kısma batmıyorum. Kafesimin olduğu yani artış bölümüne direkt geliyorum. Buradan artış bölümüne diyelim. Hemen batalım. Sonrasında zincir çekmeden Bütün yuvalarımıza Üçer trabzanımızı örerek ilk sıramızı tamamlayalım. İpimi de ben bir taraftan da gizleme gayretindeyim. Bakın yine sıradaki bölümüme girdim. Hiç farklı bir işlem yapmıyoruz. Sanki örgümüz normalde devam ediyormuşçasına yine böyle üç trabzanlarımızın arasındaki bölümlerimizi üçer trabzanlarımızı örerek başlangıç noktamıza doğru ilerliyoruz. Hiç farklı işlem yok üçer üçer trabzan derim. Devam edelim. Kolumuzu başladığımız yere kadar örerek geldim. Şöyle açarak göstermek istiyorum. Bakın şöyle tam alttan örmeye başlamıştım. Şuradan birer birer örerek geldim. En alt kısımdan girdim. Birer birer örerek geldim. Bu taraftayım şu anda. Şöyle tekrar açıp göstermek istiyorum. Her bir aralığa girerek üçer trabzanımızı ördüm. Şimdi ise bakın şu durumdayız. Hemen diğer çift olarak ördüğümüz yere en sonu ördüm. Ve bu aradan başlamıştım. Şimdi birleşmesini yapıyorum. İlk başladığım trabzanla son trabzanımı şu ilk trabzanla ikincinin arasına giriyorum. Bakın bu trabzanımı araya giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum hemen örgümün tersini çeviriyorum lütfen buna dikkat edelim hep düz yönden örmeyelim örgümüzün formunu bozmayalım bir ters bir düz olarak örelim yani bir içinden bir dışından bakın şimdi aynı yere iki tane daha trabzanımı ördüm zincirimi çekmiştim tığımın başını doluyorum hemen aralığa bakın 3'ün arasına Zaten batmamız gereken yerler çok belli olmakta. Birleşti. 3 zincirimi çekmişim, iki tane trabzan da ördüm. Şimdi ikisini ördüm diğer trabzan grubunu, üçüncüyü de örüyorum ve bu ikinci sıramız 3 sıra beyazımız ördükten sonra renkli bölümümüze geçeceğiz. Artma eksilme hiçbir şey yapmadan bu şekilde üçer trabzan üçer trabzan örelim İkinci sıramı da örerek tamamladım şimdi başlangıçta bitiş yan yana geçişimizi yapıyoruz geçişimizi buradaki son trabzanımızı diğer trabzan grubumuzun 1 ile 2'sinin arasına batıyoruz İpimizi alıp kaydırıyoruz ve olduğumuz yere 1 2 3 tane zincirimizi çekiyoruz ikinci sıra bitti beyazdaki son sıramızı başlatıyoruz şimdi Arkasını çeviriyorum. Bu kez dıştan örüyorum. Düz yönden. Bakın bir düz bir ters. Şimdi bir tane trabzanımızın bulunduğu bu göze yuvaya giriyorum. İki tane daha trabzanımı ilave ediyorum. Ve diğer geçişlerimizi de hep bu yöntemde yapacağız. Bir içten bir dıştan örerek devam edeceğiz. Bir ön yüz bir arka yüz olmuş olacak. Beyazımızın 3. sırası. Düz yönden 3. ve son sıramı ördüm beyaz rengimle. Şimdi 1 ile ikinci trabzan arasına giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra burada ipimi kesip ipimi ben kestim. Şimdi renkli tarafa geçiyorum. Burada da yine bir sıra düz, bir sıra ters olarak öreceğim. Haliyle burası tersten başlıyor. Bakınız kabartılı gibi olanlar ters, içte kalanlar düz. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12 sıra renkli bölümümüzü örelim. Şimdi birlikte başlayalım. Kolumun iç tarafını çeviriyorum. Bir trabzan öncesine batıyorum. Şuraya batıyorum. Aynı yerde kalın ip saklama e, olmasın diye. Yani her iki ipimi de gizleyeceğim için bir önce geliyorum. 1, 2, 3. İpimi şöyle yana alıyorum. Buraya 3 trabzanımı örüyorum ve bu şekilde bir ön yüzden yani bir içten bir dıştan örerek kolumuzu tamamlayalım kolumuz tamam olunca bilek kısmındaki lastiğimizi de birlikte çalışalım beyaz renkle çalıştım şöyle lastiğimizi de bakın gördüğünüz gibi sık iğnelerim var Evet şimdi yeteri kadar trabzanlarımızı örmeye devam edelim Kolumu da son sıraya kadar örerek geldim. En son bitirme yerindeyim. Tırabzanımın birini ördüm. Diğer ikisini de örüyorum. 1 ve 2. Başladığım noktaya geliyorum ve giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra da buradan keserek koparıyorum ve kolumuzun lastik kısmını çalışmak için artık hazırız. Hemen beyaz renkli ipimi alıyorum ve lastiğimi çalışmaya başlıyorum. Tığıma bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer kolumun lastiğini çalışmıştım. Bunu da birlikte çalışalım. Şu şekilde ipimi bakınız buradan koparmıştım. İpimi kopardığım yerin biraz ilerisinden ya da gerisinden başlayalım. Şöyle göze giriyorum. Şuradaki minik göze giriyorum. sabitliyorum ve bir tane zincirimi buraya çekiyorum ve bu arkada kalan ipimi hemen bu tarafa sol tarafa doğru yatırıyorum tığımın başını bir defa doluyorum ipim de arada kalacak şekilde trabzanımın tamamını örüyorum bir doluyorum tek seferde çekiyorum bir doluyorum tek seferde minik göze girerek çekiyorum her birisini minik gözlerin içerisinden alıyorum başını dolayarak ilerliyorum Bir defa dolayarak ördüm. Şimdi ipimizi kestiğimiz yerdeyiz. Bunu da sol tarafa doğru yatırıyorum. Alta gizliyorum. Yine birer birer tabi trabzanlarımızın tepe noktalarına batarak tek seferde çekiyoruz. Evet en son trabzanıma varana kadar ördüm şimdi birinci trabzanımın şurada başını doladığım ilk zincir çektiğim yerle bakın ara boşluğa giriyorum tığımın ucunu girdiriyorum ipimi alıp kaydırıyorum ve sıramı bu şekilde birleştiriyorum bir tane zincir çekiyorum ön yüzden devam ediyoruz arkayı çevirmiyorum ve sık iğneli olarak örüyorum yani sık iğne hemen dibine bir tane batıyorum ilk önce sonra yanındakine yanındakine batıyorum. Birer birer örüyoruz. Burada 10 15 tane sık iğne ördükten sonra bir tane Atlayabiliriz. Bakın bu kadar sık iğnem ördüm. Bir tane bunu atlayıp hemen şuna batalım. Hafif e, kolumuzun şöyle toparlanma sürecine girelim. Yoksa aynı şekilde örersek böyle dümdüz olur. Bu şekilde toparlanmaz. İlk sık iğne sırasında 10-15 tane sık iğne ördükten sonra bir tane atlayalım. İlk sık iğne sırasında diğerlerini biraz daha fazla atlayacağız. Bakın saymıyorum. Göz kararı atlayacağım. Bir tane atladım, diğerine battım. Bir sıramı tamamlıyorum. Sık iğne sıramı tamamladım. Başlangıç noktasının bulunduğu yere kadar örerek geldim. Şuradan başlamıştık bakınız. ilmeğimi yani tığımın başını girdiriyorum. İpimi buradan alarak içinden geçiriyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bu kez arkayı çeviriyorum. Her ikisini ön yönden örmüştük. Şimdi arkayı çeviriyorum. Ben dibine bir tane batıyorum ve örüyorum 3 4 5 6 7 8 9 tane ördüm 9 ördükten sonra bir tane atlıyorum diğerine batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane atlıyorum diğerine batıyorum bu şekilde bu sıramızı tamamlıyorum sona geldim ilk başlangıç noktama zincir çektiğim yere giriyorum tığımın başını girdirip ipimi aldıktan sonra şu şekilde geçiyorum bir tane zincir çekiyorum. Bu kez dış yönden örmeye başlıyorum. Yine e, arada atlayarak yani kolumuzu daraltma işlemini yaparak devam edeceğiz. Dibine batıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8 sekiz. Bakın 8'i ördüm. bir tane atlıyorum diğerine batıyorum yeterli olduysa atlamayabilirsiniz yeterli değilse daha sık da atlayabilirsiniz illa 8 olması şart değil önemli olan bilek kısmının toparlı olmasını sağlamak burayı atlıyorum diğerine batıyorum konuştuğum için saymadım ama göz kararı ayarlama yapıyorum bu şekilde sık iğnemizi yaparak daraltıyorum Yine atlıyorum bir tane bakın bir tane atladım hiç belli olmuyor atladığımızda şuraya atladım. Sırayı tamamlayalım. Son sırama kadar geldim bakın 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Başlangıca gelerek batıyorum geçiyorum bir tane zincirimi çekip hemen dibine battıktan sonra yine örüyorum bakın epeyce bir kolumuz daraldı eğer bu darlık yeterli ise eksilmeyebilirsiniz bu son sıramız eğer darlık halen yeterli değil ben birazcık daha dar olsun istiyorum derseniz yine arada atlamalar yaparak kolumuzu bu şekilde daraltabilirsiniz evet şöyle görelim şimdi şu şekilde oldu son sıramızı da gerekiyorsa yine arada atlayalım gerekmiyorsa aynen birebir örerek tamamlayalım Sona kadar örerek geldim. En son bakınız başlangıç noktasının bulunduğu yere girerek tığımın ucunu girdiriyorum. İpimi kaydırarak bir tane de zincirimi çekip ipimi bu noktada keserek tamamlıyorum. Kolumuzun her ikisini de ördüm. Birini daha önceden ben örmüştüm. Bunu da sizlerle birlikte ördüm. Bakınız uç kısmındaki daralmayı görmekteyiz. Lütfen bunu göz kararı olarak istediğiniz gibi ya da öreceğimiz bebeğimizin bilek ölçüsüne uygun bir şekilde. Tabii böyle tam da oturmasın. Rahat giydirmek için. Böyle tam da sıkmasın bebişlerimizi. Evet ipimi de içeriye çekerek gizliyorum. Böyle. Kolumu tamamladıktan sonra şu önlerimizi de örelim düğme ilik yerimizi aşağıdan başlıyorum yukarıya doğru çıkacağım 1 2 önce bağlandım sonra bir zincir çektim tığımın başını doluyorum şu şekilde tek seferde alıyorum tığımın başını doluyorum bir bağlandım iki defa da girdim diğer trabzanıma geçiyorum İpimi de yine buradan gizliyorum bir doluyorum iki diğer tarafa geçiyorum bir doluyorum bir doluyorum ikişer ikişer yukarıya doğru her bir trabzanımı örüyorum ama eğer gerekiyorsa ki arada 3 trabzan da örebiliriz şöyle bakın bunu da 3 ördüm kastırmayalım şuradaki trabzanım da büyük olmuş ya bazen çekerken tabi elimiz büyük olabiliyor büyükleri 3 diğerlerini iki olarak yukarıya doğru ilerleyelim kastırmayalım yani çok boldu yapmayalım. 2 ve 3 1 2 Şöyle görelim. Yukarıya doğru ilerleyelim başa kadar geldim bu taraf sağ olduğu için burada düğmemiz olacak diğer tarafa ileğimizi açacağız baş kısma bakınız şu yuvarlak ilk yuvamızın bulunduğu yere de bir tane örüyorum bir iki zincir çekip çeviriyorum tığımın başını doluyorum hemen dibine bir tane batıyorum başını dolayıp alttaki zeminimize birer birer batıyoruz eğer potluk oluşacak gibi olduysa arada bir tane atlayıp dengeyi kurabiliriz. Mesela şurada atlayalım. Mesela bakın bunu atlıyorum, buna batıyorum. Bu şekilde ayar yapabilirsiniz. Aslında buna batmayın. Bakın şurada daha yoğun çalıştığım için üçlü çalıştığımızdan bir tanesini atla bir tanesini atlayabiliriz. Birini ördüm. Bakın bunu atladım. Buraya battım. Aralarda atlama işlemini yaparak sona kadar geldim ve şu şekilde bakınız. Şimdi en uç noktadayım. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına tekrar doluyorum. Şöyle örgümü çevirip. Bakın şurada hafif bir şişkinlik var. Burada birazcık daha atlamam gerekecek. Siz de şöyle baktığınızda böyle hafif şişkin olan yerlerde bir tane boş bırakıp diğerini atlarsanız o kısım düzelecektir. Bakın şu kısımda hiçbir pürüz yokken Burada küçük bir şişkinlik var. Onu da atlayarak düzelteceğiz. Tığımın başını doluyorum. Yine batıyorum. Tek seferde, tek seferde hepsine birer birer batıyorum. Şişkinlik olmayan yerde birer birer batıyorum. Tabi isterseniz daha e, muntazam durmasını arada bir tane atlayabilirsiniz. Çok sık olmama kaydıyla. Ama ben birer birer ilerlemekteyim. şöyle bakalım yukarıya doğru çıkıyorum başını dolayı ilerliyorum yukarıya doğru ilerledi bakın burada benim batlığım vardı hemen burayı ne yapıyorum bunu atlıyorum diğerine batıyorum ve toparlanıyor bakınız hemen bundakine batıyorum yanındakine bu şekilde kontrolümüzü yaparak yukarıya doğru devam ediyorum bu üçüncü sıramız 3 sıra ördüm 4 sırada tamamlamayı düşünüyorum bakınız şimdi ne kadar düzgün yukarıya doğru ilerliyorum en üst kısma kadar örerek geldim şöyle tutun bakın herhangi bir pürüz varsa orada bu son sıramızda atlayın bakın herhangi bir pürüz görülmemekte gayet düzgün şimdi bir tane zincirimi çekiyorum dibine batıyorum ve herhangi bir e, aksi durum olmadığı için birer birer trabzanlarıma batarak sona kadar ilerliyorum. En son sırayı şöyle biraz da sıkı tutarsanız son sıramız olduğu için daha değerli toplu güzel olacaktır. Alta kadar geldim ve burada ipimi kesiyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Düğümümüzü mutlaka atalım yani zincirimizi çekelim düğüm dedim e, zincirden bahsetmektim. zincirimizi çektiğimizi düğümümüz olmakta ve ipimizi hemen kesiyorum ve iç kısma doğru gizliyorum bütün işlemlerde yaptığımız gibi şimdi diğer kısmı da örmeye başlayalım diğer kısmı ise yukarıdan başlıyoruz aynı şekilde örmek için bu tarafı aşağıdan başlamıştık bu tarafı yukarıdan başlayarak aynı işlemlerimize tekrar edeceğiz yalnız sondan bir önceki sıramızda ilik çalışması yapacağız ben sona kadar düğme kullanmak istemiyorum sadece şu beyazın bulunduğu yerde 3 tane ya da 2 tane düğme çalışmak istiyorum dilerseniz tamamına da eşit bir şekilde ayarlayarak düğme için ilik çalışması yapabilirsiniz bir tane zincirimi çekiyorum. Bu kez tepe noktasından başlıyorum. Diğerini alttan başlamıştık. Bakınız burada iliğimiz olacak. İlkini şu yuvamızın bulunduğu yere geliyorum. Buraya sabitleniyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir, iki, üç tane alıyorum. Gereken yerde iki, gereken yerde üç defa örmemiz gerektiğini diğer tarafta da hatırlatmıştım. Burada da aynı şekilde işlemimizi yapacağız. 2 ve 3 defa örerek ilerleyeceğiz. Sona kadar gelelim. Sona kadar geldim. Şimdi aynı şekilde başını dolayarak yukarı doğru çıkacağım gerekli yer görürsek e, yine atlama işlemini yapacağız. Şöyle araya giriyorum. Yukarıya doğru ilerliyorum. Sıramın başına kadar geldim. Arkayı çeviriyorum. Önce bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Bu sırada iliklerimizi açalım. Hemen dibine battım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 üçüncüye batıyorum. 3 zincir çektim ve 3. trabzanımıza battım ve yanına 1 2 başını dolayarak batmıştık hemen düzeltiyorum başını doluyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi değil başını dolayarak tek seferde çektiğim trabzanımı ördüm Buraya da yine 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3. Bunu böyle sık iğne ile batıyorum iliğimizi. Tamam başını doluyorum. 1 2 3 4 5 6 Altıncıyı da ördüm. Birinci iliğimi açtım. İkinci iliğimi açtım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 batıyorum. Ve 3, 3 tane iliğimi beyaz noktada örerek tamamladım. Tığımın başını doluyorum. Artık aşağıya doğru birer birer ilerliyorum. Ben e, alt kısımda kullanmayacağımı söylemiştim. Üst kısımda sadece 3 tane beyaz olan yerde eee düğme çalışmam için iliklerimi hazırladım. Sona kadar geldim. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Arkayı çeviriyorum. Bu ben son sıra olarak Örmeyi düşünüyorum bunu. iliğimizin üzerine bir sıra geçelim. Yeterli. Yine başını dolayarak yukarıya doğru her bir trabzanım için birer tane örerek ilerliyorum. İliğim için hazırladığım zincirime kadar örerek geldim. Şimdi şuradaki üç tane zincirimin bulunduğu yerdeyim. Tığımın başını doluyorum. Zincirimin içerisine bir defa giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane daha örüyorum. 3 tane zincire sadece iki defa giriyoruz. Üç tane girmiyoruz. Potluk oluşur. Sonrasında tığımın başını dolayarak hemen ilerideki trabzanımın tepesine batıyorum. Ve diğer ilik için açtığım zincire doğru ilerliyorum. Birer birer batarak. Burada battığımız yer bakın tam e, şu aralara battık hep. Geldim. Yine zincirimin bulunduğu yerdeyim. Bir defa ve iki defa girdim. Tığımın başını dolayarak yukarıya doğru ilerliyorum ve en sondaki e, zincirime de yine iki tane başını tek sefer dolayıp tek seferde çektiğimiz trabzanımızı örüyoruz. İlerliyorum. Geldim. Şimdi zincirimin bulunduğu noktadayım. 1 ve 2 ve en son bir tane örmüştük ona batıyorum ve bir zincirimi çektikten sonra üç tane ileyim hazır üzerine başka sıra örmüyorum ve ipimi buradan kesiyorum şimdi yakamızı örmeye hazırız yakamızı örebiliriz ceketimizi şu şekilde yatırdım hemen altta kalan bölümde düğme dikeceğimiz bölümden örmeye başlıyorum bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve hemen başlıyorum şuradaki bölümümüze girmiyoruz Şurada görmüş olduğunuz ilk yuvanın içerisine giriyorum. İlk yuva içerisine girerek şöyle ipimi de düzeltelim. Bağlanıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak ikinci yuvaya geliyorum. Ve buraya trabzanımı örüyorum. 3 zincir çektim. 3 tane trabzanımı ördüm. Daha sonra diğer yuvaya giriyorum. Araya zincir çekmeden 3 tane trabzanımı örüyorum. Ve buradaki görmüş olduğumuz yuvalar içerisine üçer üçer trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. 3 zincirle buraya batın. Hemen ikinci yuvaya trabzanımı ördüm. Şu kısma dokunmuyoruz. Bütün yuvalara üçer trabzanı ördüm. En son yuvanın bulunduğu yerdeyim. Bitiş olduğu için burayı trabzanda bitiriyorum. Bakın diğerini başlarken zincirle başlamıştık. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. Şuradaki ilk araya giriyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. Biraz hızlı örüyorum ama zaten trabzan ördüğümüz için İkinci gruba da 3 tane trabzan örüyorum. Üçüncü gruba da 3 trabzan örüyorum. Başladım. 3 zincirle 3 zincirle başlamıştım. Birinci gruba 3 3 3 ördüm. Dördüncüye ise 4 tane örüyorum. Burada meyli e, güzel vermek için arada kendi arasında artışımızı yapıyoruz. 3 ve 4. Evet. 3 tane üçlü, bir tane dörtlü olarak sona kadar öreceğiz. Şimdi 3'ün olduğu yerdeyim. 4 tane trabzanımızı ördükten sonra birinci, ikinci, üçüncü üçlümüzü ördük. Şimdi yine dördüncü trabzan grubunu 4 trabzan olarak örüyoruz. 3 tane üçlü, bir tane dörtlü örerek sıramı tamamlıyorum. Görelim bakın 4. Yakamızın ikinci sırasında 3 üç tane üçlü, dördüncüsü dörtlü trabzan olarak ördüm ve sondayım. Tığımı başını doluyorum. Bir tane zincirimin içerisine alttan girerek trabzanımı örüyorum. Ve yeniden 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. İlk gördüğüm araya trabzanımı örüyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. Bu sıramızda 2 tane üçlü, Üçüncüsü dörtlü olacak. İki tane üçlü trabzan grubunu ördüm. Üçüncü sıramda diğeri dörtlü. İki üç ve dört. İki tane üçlü mü ördüm. Bir, iki. Hemen üçüncüye dörtlü ördüm. Sıramı iki üçlü trabzan grubu bir tane de dörtlü trabzan grubu olarak bitiriyorum 1 2 3 ve 4 tekrar sıramın sonuna geldim 2 tane üçlü üçüncüyü dört ördüm ve tığımın başını doluyorum zincirimin altından girerek Son olarak trabzanla tamamlıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip örgümün arka yönünü çeviriyorum ve buradan tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzan grubumu örüyorum. 2 ve 3. Üç. 1 üçlü 1 dörtlü örüyoruz bu sıramızda. 1 2 3 ve 4. Bebeğe yaka çok güzel. 1 Ceket yakasında çalışmış oluyoruz. Bakın bir üçlü bir dört. Şimdi üçlüyü öreceğim. Bir, iki ve üç. Şimdi dörtlü örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. Bir üç bir dört sırayı tamamlayalım. Bir üçlü, bir dörtlü tamamını örerek geldim. En son sıramızdayım. Yine zincirin altından girerek bir trabzanım örüyorum. Üç trabzanla son yakamızın sırasını geçiyoruz. Burada bütün sıralarımızı dörtlü olarak örüyorum. Hepsini dört bu kez. İki, üç, dört. Dört tane trabzanımız. Araya batıyorum. Diğer araya hiç 3 e, yapmıyoruz tamamını 4 olarak örüyorum trabzanlarımı dörder dörder örerek geldim ve sıramın sonundayım yine trabzanımla tamamlıyorum trabzanımla bu şekilde tamamladım şimdi bir tane zincirimi çekiyorum ipimi buradan kesiyorum ipimi kestim Evet şöyle yakamız hazır Şimdi bu tarafa düşecek bakınız yakamızın ön yüzü. Şöyle düzeltiyorum. Şimdi tekrar bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ve son işlemimi yapıyorum. Son işlemimde yakanın bulunduğu şu kısma batıyorum. Bakınız ilk boşluğa batıyorum. İpimi sol tarafa doğru yatırıyorum. Ve bu araya bakın şu ilke bakın ilke battım. İkinciye giriyorum. Batığım yerin ilkinin yanına 5 tane trabzanım örüyorum. 2 3 4 ve 5 bir tane daha yapalım 6 olsun 6 tane trabzanımı ördüm ve yanındaki boşluğa batıyorum sık iğnemle ve bir sonrakine yine 6 tane trabzanımı örüyorum bir dolayıp 3 defa da alıyorum 2 3 4 5 ve 6 bir sonrakine batıyorum şuraya bakın bu şekilde bakın 6 şart trabzanla en son sıramızı daha bir güzelleştiriyoruz şimdi şurası dönüş yeri olduğu için burada hemen Tığımı başını doluyorum. Buraya da 6 tane trabzanım örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 trabzanımı buraya da ördüm. Buranın sık iğnesini hemen şöyle ortalıyorum. 2-2 olarak ortaladım ve battım. Dönüşümü de yaptım. Bakınız şimdi buradaki şu aralara artık altışar altışar örerek devam edeceğiz 2 3 4 5 6 alttaki ipimi de şöyle gizliyorum şimdi 4 dört 4 bakınız araya batıyorum sık iğne ne kadar tatlı ve güzel oldu şöyle ben çok beğendim inşallah siz de beğenirsiniz devam edelim tığımın başını doluyorum yine boşluğa 6 tane örüyorum trabzanım ve e, trabzanların üzerine batıyorum sıra sonuna kadar ilerliyoruz sonu yine sizlerle birlikte çalışırız şimdi buradaki bu işlemlerimizi sizler ve ben yapalım tam ortaya batıyorum ve sonda görüşelim altışar trabzanlarımızı örerek yakamızın uç kısmını ördüm yandayım Tığımın başını doluyorum. Hemen ilk gruba 6 tane trabzanımı örüyorum. Ve bitirmeye çok yaklaştık. 3, 4, 5 ve 6. Şöyle yandakine batıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Altı tane trabzanımı buraya da örüyorum. Tıpkı buradaki gibi 1, iki, 3 tane trabzan grubumu buraya örerek tamamlıyorum. Sık iğnenin bakın hemen yanına battım şuraya. Bakın hemen yandaki bölüme batıyorum ve tığımın başını dolayarak aynı yere 6 tane trabzanımı örüyorum ki diğer tarafa da batışımızı yapacak yerimiz olsun. 3 4 5 ve 6 son yuvanın içerisine batıyorum ve bir tane zincirimi de çektikten sonra yakamı bu şekilde tamamlıyorum yakamızı da bitirdik çok tatlı oldu bakınız 1 2 3 1 2 3 diğer taraflara doğru güzelce aktı şimdi son bir işlemimiz kaldı son işlemimizde şöyle baktığımız zaman alt kısmını lastik olarak örme işlemimiz kaldı onu da hemen başlayalım trabzan onu yine bir defa başını dolayıp tek seferde çektiğimiz trabzanlarla öreceğiz en uç kısma gelerek batıyorum ve buraya sabitliyorum ve bir zincir çekiyorum ipimi sola yatırıyorum tığımın başını doluyorum hemen yanına batıyorum bir ileriye geçiyorum ve ileriye geçiyorum ileri ileriye devam ettim sonrasında her bir trabzanımın tepesine birer tane batarak devam ediyorum. Bakın hepsine birer tane batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Ne kadar büyüklük istiyorsak o kadar sıra örelim. Şimdi sona kadar ben devam edeceğim. Sona kadar geldim. Tekrar tığımı başını dolayıp lastik kısmıma da geçerek zeminimi hazırlıyorum ve başlangıca batıyorum. 1 2 zincirimi çektikten sonra Aşağıdaki hazır olan yerlere birer birer batıp istediğim ölçü olana kadar lastiğimi örmeye devam ediyorum. Şöyle tam ortasına giriyorum bakınız. Trabzanlarımı örerek tamamladım. Ben bu kadar kalınlık olmasını istedim. Sizler dilediğiniz kalınlığa ulaşana kadar örebilirsiniz. Ee, Yeter olduktan sonra ben ipimi kopardım ve altına doğru gizledim. Bütün gizleme işlemlerinde olduğu gibi epeyce bir derine doğru götürüyoruz. Ve bu şekilde minik ceketimizi tamamlamış oluyoruz. Evet sevgili arkadaşlar yakamızı da tamamladıktan sonra ceketimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın mutlu kalın.